Rekojin hatırladınız mı? Bundan birkaç ay önce Vladimir Putin'e darbe yapmaya çalışan Wagner paralı grubunun başkanıydı kendisi. Ki bence haklı sebepleri de vardı. Çünkü Rus ordusunun en önemli iki ismi olan Sergey Shoigu ve Gerasimov Wagner paralı askerlerine gerekli mühimmat yardımlarını yapmayıp üstüne üslük Rus roketleriyle Rusya adına çalışan Wagner askerlerini veya Wagner lejyonlarını öldürttü. Olayın devamında da Prigojin delirdi ve isyan bayraklarını açtı. Ama çok çabuk pes etti. Peki ben bu olayı anlattığım videoda ne dedim? Putin bunun intikamını alacak. Prigojin'i öldürtüp Wagner kadrolarını temizleyecek demiştim. Peki ne oldu? Bugün Prigozhin'in de içinde bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü ve bu uçak kazalarında veya kaza görünümlü suikastlerde hayatta kalma oranı çok aşırı derecede düşük. Ki zaten hayatta kalma oranı yüksek olsaydı yine bu olaya benzer şekilde vefat eden Eşref Bitlis Paşa hayatta kalırdı. Böyle bir olayın olacağı belliydi zaten. Görünen köyde kılavuz istemez. Putin dediğimiz adam kendine muhalif olan isimleri birer birer temizleyerek bugünlere gelmiş birisi. Putin'in hatası, Prigojin'in böyle güçleneceğini fark etmemesiydi. Bunun bedelini yıllarca kurduğu karizmasıyla yıkılmaz yenilmez Putin imajının yerle bir olmasıyla ödedi. Prigojin'in de hatası, başladığı işi bitirememesiydi. Bugün de onun bedelini fazlasıyla ödedi. Diyecek bir şey yok.